Merhaba arkadaşlar, yeni Insignia Grand Sport'u sizler için inceleyeceğiz. Yeni bu incelediğimiz araç elegans donanıma sahip. Full Intel Lux Full LED farlar araçta. Gördüğünüz gibi krom detaylar bolca. Araç Grand ismini hak eden bir uzunluğa sahip. Gerçekten boy olarak uzun gösteriyor kendini. 245-45-18 jantlara sahip. Şöyle arka tarafa doğru da bakalım. Araç gördüğünüz gibi herhangi bir açma düğmesi yokmuş gibi görünüyor ama bu Opel logosuna hafifçe bastırdığınız zaman yukarı atıyor. Elden geri kalanını yapmanız lazım. Büyük bir bagaj hacmi var. Yalnız buradaki kullanılan bu plastik hediye pek kaliteli görünmüyor. Ama bu camla beraber açıldığı için de gayet kullanışlı bir bagaj hacmi mevcut. Burada bir kolçağımız var. Burada arkadaşlar benzinli Insignia'da yazan turbo yazısını kullanıcıların sevdiğinden dolayı yeni Insignia'da da turbo D olarak CDTI yerine turbo D olarak burada logo değiştirildi. Bunlar kullanıcıların isteği üzerine yapılmış. İç tarafa doğru bakalım. İç koltuklar falan. Burada delik koltuklar kullanılmış. Gördüğünüz gibi bayağı dikişler falan hoş. Tasarıma sahip. Ortalar delikli. Burada kapı içlerinde de aynı şekilde dikişler, kaplamalar, deri koltuk. Deri kaplamalar mevcut. Üst tarafta yumuşak malzeme ve dekor kaplamaları, piyano bile kaplamalar var. Şöyle yavaş yavaş içeri doğru oturalım. Dediğim gibi arka bagajda kullanılan hediye veriliyor. Genelde bagaj havuzu, işte paspaslar falan. Buradaki paspaslar da çok kaliteli değil. Herhalde bunlar hediye olduğu için pek kaliteli. Arka koltuklarda ısıtma var. Havalandırma sistemi. Burada iki tane USB girişi mevcut. Buradaki diz mesafesi arkadaşlar bence Skoda Superb'e ile yarışacak ölçüde bayağı bir büyük bir diz mesafesi mevcut. Ama baş mesafesi için aynı şeyi söylemek zor. Gördüğünüz gibi 1.82 boyundayım. Başım neredeyse tabana değmek üzere. Tabii bir sunroof'la beraber öne doğru burada bir çıkıntı daha fazla. Öne doğru eğilirsem daha fazla kafam değebilir. Tabii bu kufe formundan dolayı bu eğim var arkadaşlar araçta. Ama diz mesafesi gerçekten iyi. Ön tasarım, konsol tasarımı Astra'ya benziyor. Şimdi ön tarafa doğru geçelim. Daha yakından inceleyelim. Ön tarafa geldik arkadaşlar. Şimdi kapı döşemelerinden başlayalım. Dediğim gibi spor koltuklar. Bu AGR koltuklar var. Bu özel mesela Passat'ta Ergo Comfort olarak geçen, bu araçta da AGR olarak geçen özel koltuklara sahip. Hem hafızalı yan algı desteklerini ayarlayabiliyorsunuz buradan. İki hafızası var, elektrikli. Buradan gördüğünüz gibi bu bal sıkıyor yanlardan. Size açıp şey yapabiliyor. Çok fonksiyonlu bir koltuk. Gerçekten hakkını veriyor koltuklar. Çok özel bir koltuğa sahip. Çok güzel. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Ön tasarım gördüğünüz gibi Astra'dan tanıdık bir tasarıma sahip. Şöyle içine doğru geçelim. İstersek şöyle göstergeler. Burada analog göstergeler var. Dijital olarak da hayalet gösterge dediğimiz göstergeleri de satın alabiliyoruz. İstersek böyle bir seçeneği de mevcut. Aracın medya ekranımıza bakalım. Biraz multi link olarak açılıyor ismi. Güzel bir radyo. Ses sistemi arkadaşlar, şu an radyo olmasına rağmen çok güzel bir ses sistemi var. Çok ses kalitesi bence üst düzey. Güzel. ESP off düğmesi olsun. Buradaki piyano bilek kaplamalar burada bolca kullanılmış. Bu ortaya kadar piyano bilek kaplamalar geliyor. Piyano bilek
görsel olarak çok güzel ama kullanımda biraz sıkıntıları var. Nedir? Çok fazla leke bırakıyor parmak izi. Bakarsanız bu şekilde buralara doğru, gördüğünüz gibi burada bir bardaklık var. Burada anahtarı koymamız için bir yer bırakılmış. Burada bir 12 volt soketimiz var. Burada şerit takip sistemi. Burada start stop sisteminin off düğmesi mevcut. Elektrikli el frenimiz gayet kibar bir şekilde küçük olarak buraya yerleştirilmiş. Burada bir gene ufak bir cep var. Buraya işte cüzdan veya bir bardak koyulabilir. Bu şekilde piyano bile kolay kaplı. Şurada basılarak açılan bir kolçağımız var. Burada arkadaşlar akıllı telefonumuzu kablosuz şarj etmek için bir ünite var. USB girişi var. AUX girişi burada mevcut değil. Burada ufak bir kolçağımız var. Dediğim gibi AGR koltuklar yolcu tarafında da aynı şekilde burada baldır desteği sunuyor ama buradaki yanal şeyler hareket etmiyor. Bu manuel olarak kullanılıyor. Arkadaşlar ambiyans aydınlatmalar da araçta mevcut. Üst taraf sanki deri kaplıymış gibi görünüyor ama deri kaplı değil arkadaşlar. Bu deri görünümlü verilmiş plastik kaplama yapılmış ama görüntü olarak güzel. Bu aracın liste fiyatı adil 175 bin liraydı galiba. Doğru mudur? 176.500 lira fiyat etiketine sahip. Excellence donanım, AGR koltuk ve sunroof opsiyonu var. Sunroof biraz bir karıştan biraz daha fazla, biraz ufak gibi geldi bana. Aslında bu da bence bu kupeden dolayı, formundan dolayı arka baş mesafesini daha fazla küçültmemek için bence yapılmış bir durum. Çünkü biraz daha geriye gitse bu sefer arkada baş mesafesi çok daralacaktı. Onun için böyle bir ufak olarak tasarlamışlar diye düşünüyorum ben. Şu an benim boyum 1.72, yaklaşık tavan ile aramda 4-5 parmak boy var. Mesafe var. Dediğim gibi burası biraz daha büyük olsaymış tavan, bu sunroof. Burası iyice arkaya gideceği için buradaki yaşam alanı çok daha küçük olurmuş, sıkıntı olurmuş zaten o zaman. Buraya oyuk vermişler hani. Evet, orayı boyu uzun olanlar için oyuk vermişler ama arkaya doğru tamamen açılsaydı yani benim boyumdakiler bile oturmamanın şansı var. Zaten 4 parmak adamda büyük bir şey var. Bakın 1.80 vardı ya da 1.85 en fazla. Evet arkadaşlar. Araç güzel bir tasarıma sahip. Biz şimdi sürüşe geçeceğiz birazdan. İç tasarım olarak biz beğendik. Hadi hep beraber sürüşe geçelim. Niye aynalar bu kadar bu zannedersem en dolu paket ekstra. Deri koltuk haricinde hepsi var. Yanal deri koltuk var sadece, yarım deri var bunda. Yarım deri haricinde. Bilmiyorum, tasarım paketi var. Bir önlü tasarım pakette navigasyon, flex ride şase, headrest dediğim sistem, ekran yansıtıcı. Cam üstü ekranı. Bunda ekstra bir de şey var, park kol var mesela. Otomatik park kasını aynalar kör nokta. Deri koltukta o yok ama. Onu sunmuyor deri koltuk. Deri koltukta o kör nokta uyarı sistemi gelmiyor. Park paketi var. Bu kapan mı? Bu telefonsuz şarj ünitesi var burada. O LED kapak. Burada bir kapakta arıza olmuş herhalde. Telefon şarj ediyor şeysiz. Buraya içerik koyuyor. Kablosuz şarj ünitesi var. El freni otomatik olarak bırakıyor mu? Bırakıyor kendini. Neden? Uygulamayı anlamadım. Evet, burada bir şey olmuş. Bel ayarı falan. Nasıl koltuklar? Koltuk güzel. Bu içerideki AGR koltuklar daha iyiydi. Aynen. Bunu isteyebiliyor muyuz bunda? Bunda istiyoruz ama kör noktayla otomatik park asistanı verdi. Kör noktayla otomatik park asistanı geldi. Bu da güzel mi? Pakette veriyor şeyi. Aynen. He buradan şey çevirmeli. O da manuel olarak çeviriliyor. Tamam şimdi hareket edebiliriz. Nasıl direksiyon? Bence çok direksiyon güzel bir tasarıma sahip. Ben beğendim. Direksiyon altı düz. Tam sportif. Zaten sport donanım paketi var bunda araçta. Grand Sport, bunda zaten Flex Ride Şase. Flex Ride Şase, OPC Line paket mi? Onunla
beraber veriyor zaten. Planın, evet, tasarım paketi, ofis paketi. Şu an mesela veriyor. Bunun şey, bu hepsiyle böyle alsak bu arabayı ne kadar bunun fiyatı? Onu bir bakarım ben şimdi, şu an yok ama 200'e yakın mıdır? Yok, o kadar. O kadar yok. Yani agere koltuk olması da bu koltuklar çok iyi. İyi, beğendim. Ben baldır beğendim. Destekleri nasıl? İyi, iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Yeterli. Şimdi aynı biraz çok küçük. Neyse bakalım efendim. Evet, devam et. Bu direksiyon çok yumuşak. Dışarıda yumuşak. O sertleşiyordur herhalde. Tabii o uzun yolda, ona göre biraz daha çok sertleşiyor. Gazla bakalım nasıl. Ben motor sesini beğendim. Çok kısa bir şey oldu ama direkt motor sesi ben bana güzel geldi. Ya, vallahi yeter yeter. Şey, gaz tepkisi iyi. Çok iyi. Ama bana bak şu Passat'ın yumuşaklığı var direksiyona. Passat'ı da sürdüm, o yumuşaklık var. Mondeo nasıl? Mondeo ya. Arabamı var bile. Sport, çekiyoruz. Şey yaparken spor. Çekiyor muyuz? Sport konumuna da basabilirsin mesela. Orada sport düğmesi var ya. Sporttayım şu an. Sporta bastığın zaman onu daha çok hissettiriyor. Ama işte kendi aracımdan alıştığım şey, fren benimkilerde sonuna kadar bastığımı direkt çakıyor. Bu yavaş yavaş süzülüyor. Alışmayan adam için. Alışmak lazım. Alışmak. Bu tam otomatik şanzıman. Altı ileri tam otomatik. Altı ileri tam otomatik. Bu alt yoldan gidelim istersen. Nerede? Sağ sol. Sağ tarafı ışıklardan sağda dönelim. Şeydeki bozuk yoldaki süspansiyonu da gör. Çok iyi oldu. Valla benim için çok şimdi iyi. Flex ride, bu tur düğmesi mi flex ride şansını aktif ediyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sport hızlanma zaten düğmesi. Sport turdaki kullanım modunu yol durumuna göre seçiyor kendini. Ha, turu aldığımız zaman kendi otomatik bizim yolda karakterimize göre, evet, seçiyor. Kendi şey, yol durumuna göre kendi seçiyor. Anladım. Bir şeyi beğenmedim. Arka tarafın ovalliğinden arka cam görüntü. Yani yarısı gözüküyor, yarısı hiç gözükmüyor. O da neden? Arka camla beraber açılıyor ya. Bagaj kapağı arka camla beraber açıldığı için. Ama bu kupe formu vermek için mecburen bir şeylerden ödün vermek gerekiyor. Zaten Grand Sport'un işte Grand sedan hatchback karışımı. Süspansiyon çok iyi. Flex Drive. Çok iyi, çok, çok iyi. Iyi. Çok iyi. Çok iyi. Artısını hissediyorsun. Şerit takibi. Şerit takip standart. Bir de araçlar. Adaptif display var ya. Direkt önüne mesela çıkıyor. Mesela Adaptif Cruise'daki. Adaptif Cruise'da 130 var. 130 km hızı aldınız. Otobanda gidiyor araç. Öndeki aracı otomatik algıladığı zaman azaltıyor kilo. Kendi ayarlı bütün hızını. Sürme modu diye burada geçiyor. Buradaki sert spor şey mod, yani, otomatik sanki mod. Sanki sedan kullanıyorum gibi değil yani. Bak şu an var ya, hani hatchback araba kullanıyor gibi. Yani arabanın uzunluğunu hiç hissetmiyorum ben şu an. Yani sanki uzun araba gibi o hissiyat. Ama dıştan bakınca bayağı bir uzun. Bayağı uzun. Hani Grand ismi hakikaten Grand yani. 4, araba 4.90. 4.90 neredeyse. 5 metre yani şey, 5.20 boyunda bir araba yani. Bayağı bir büyük. Hatchback kullanır gibi yani. Şu an hatchback kullanıyorum bana. O hissiyatım var şu an. Ön tampon olsun. Rahat, çok rahat görüyorum. Ford'da ben ön tamponu titanyumda görmüyordum. En yukarıda olduğum halde bile. Şu an sağdan sol her yer çok şu rahat görüyorum. Şu an otomatik mod kristalleştirmede mesela burada konfora sağ, da sağ var. Sağ tarafta, evet. Tamam. Ya çok güzel süzülüyor ya. Hani direksiyon zaten çok yumuşak. Şimdi herhangi bir değişiklik oldu mu, ben buradan mod değiştiriyorum. Normal moda geçtim. Biraz şu an bir sertleşti. Şu an sertleşti. Şimdi spor modu aldım. Şu an sertleşti. Ama süspans şu an çok güzel. Şimdi yol biraz bozuk. Direkt bunu konfora alalım sen. Buradan sola dönüyoruz. Sol servis. Sağ servis. Mesela buradan kapatabilirsin. Mesela hızlanmasın, bir şeye bakabilirsiniz. Zaten 200 kilo kadar bir hafifledi galiba. 170 kilo. 170 kilo hafifledi. O 170 kiloda otomatik böyle eski levelin arasında yakıtı azaldı. Bir de 0-100 değeri 10.5 saniye düşmüş galiba. Evet. O da benim bildiğim çok kadarıyla bu D ya sınıfında yani en iyi değer galiba. Evet, 1636 beygir. 136 beygir en iyi değer. Passat'ta 10.8'di, onu da geçti. Manuel'de 10.5.
şeyde otomatikte evet. 10.7 mi? 10.7. Ve yakıtı da bu tabi etkiliyor. Tabii yakıtı da kesti. Mesela 1 litre daha düşük eskilerde. 1 litre daha düşük iyi bir değer. Ya baldır desteği de var ya çok güzel şu an. Çok rahat. Şey güzel. Mesela Almanlar bunu yapıyor. Mesela sanki deriymiş gibi bu konsol ama deri değil. Plastik. Deri yönelimi burada dikiş efekti dikiş vermiştir. Buna zaten buraya kaç kişi elliyor ki? Sadece görselli, ben bunu söyledim. Yani buraya herkes bakıyor işte yumuşak falan çok yumuşak. Ama buna kaç kere ediyoruz ellemiyoruz. Sadece görselliğe göre. 2013 C180'in aynısı. Makyajlı C180'in aynısı yani eskisi. Ama deri olarak. Mesela şöyle söyleyeyim. Bunlar daha çok E200'lerin şeyinde ayarında. Yani şu deri hissiyatı C180'in aynısı yani. Ama şey kaliteli. Tıraştan değil yani. Ama şey suspansiyonuma bayıldım. Bu şey mi? Tabela okuma sistemi de var galiba. Var. Hepsi standart. Şey var. Adaptif kruisik var mı? Adaptif standart. Adaptif display olan modellerin hepsinde zaten piramit tasarım pakette Navi veriyor. Flex dash şasiyi veriyor. Adaptif kruzu veriyor. Navigasyon. Oradan ayağı açtı. Bu adaptif sabitleme kaçtan sonra aktif oluyor? Kaç kilometre mesela? 50'den sonra mı? 60'tan sonra mı? O otobanda olduğu için zaten onu 90 kilometre, 100 kilometre şey olarak. Ondan aşağısı zaten otobanda gidemez. Şey oluyor mu acaba? Diyelim 90'a biz sabitledik. Araba durdu. Sıfıra kadar indik. O da iniyor tabii ki. O zaten kendisi indiriyor bütün hızı. Evet. Kendi ayarı. İniyor. Kendi çıkıyor. Sonra kendi otomatikman başlıyor mu yoksa biz tekrar aktif mi etmemiz gerekiyor? Tam durma noktasındaki uygulaması da şöyle mesela. O biraz daha çok hızlı kilometrelerde şey yapıyorlar. Tam sıfıra kadar değil de belli bir kilometrelerde durma. Ama otomatik durma esnasında kendi frenleme yapıyor. Ha, fren yapıyor, durduruyor. Siz tabii istem devreden kendi, çıkıyor kendi, diyorsunuz. Tabii kendiniz hareket ediyor. Sıfıra kadar duyuyor, sıfıra. Sıfıra kadar, şöyle bazılarında şey var mesela. Sıfıra kadar duruyor, durdun. Kendisi, Golf'te var. Araç, önündeki araç hareket etti. Buradan soldan gidiyoruz. Önündeki araç hareket etti mi sen hiçbir şey yapmadın. Araç kendinden hareket edenler var. Acaba bu da öyle mi değil mi diye sordum ama. Otomatikman zaten devreye giriyor. Sağ sol, sağla. Direkt sağ. Giriyoruz, ileriden sola döneceğiz. Ya çok iyi. Ama ben işte alışık olmadığımda freni biraz şey. Yumuşak, çok yumuşak freni. Ya benim kendi aracımla karşılaştırdım da benim aracımın freni çok sert. Yani şu yok. Bastığımı direkt çakıyor. Sola mı düz mü devam edeceğiz? Sola gireceğiz oradan. Buradan göbekten sola gireceğiz. Evet, dur. Tavan kaplaması ya. Bu spor donanımına geliyor galiba evet. Siyah. Tavan kaplama. Doğru. Flex Ride'de böyle. Motor sesine baksana ya. Patinaj çekiyor mu? Motor sesine baksana. Bunun jantlar 18 mi? 18. Eskilerde mesela spor paketlerde 19 vardı. Bunlarda 18, 20 jantı 2000 motorlarda. Buradan sağ. Evet. Buradan sağdan zaten. Bir şey hoşuma gitmedi bu hissiyat olarak. Sinyallerin sağ sol verme hissiyatı. Sinyal kolları. 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 Direksiyondan da vites değişim var. Manuel alıp istersen direksiyondan da bir değişim var. Evet, şans var. Yana mı itiyoruz? Yana ettiğimizde buraya. Yola çıkınca evet. Şey yap. Peki onu kullanamıyorum. Senin Kaşkay'da yok galiba değil mi? Yok. Kaşkay'da benim Kaşkay'da böyle bir süspansiyon istemiyorum. Yani hem dizel Kaşkay'da. Şu ses yok ya bu. Ses yok yani benzini sürüyorum şu an sanki. Benzinin ses hissiyatı var. Kaşkay'da 19 jantlar var. 19 jant var ama. Zıplaya zıplaya gidiyorsun. Sen gördün işte geldik buraya. Sen gördün arabanın ne kadar sağdan sola soldan sağa vurduğumuzu. Çok yanak var. 45 yanak galiba. 45 yanak. 45 yanak öyle bir jant için çok şey. Gereksiz. Ben zaten söylüyorum benim fikrim var. Türkiye şartlarında 17. 17. İdeal. Buradan sağa gireceğiz. Nerede ilerleyeceğiz? Sıkıntı yaratıyor. Yine çok yaratıyor. Bende de Kaşkay vardı. 18'i ben lastiği balon yapmıştım yani. Şimdi, arabayı satarken lastikler balondu. Ayna benim için biraz. Ayna tabii tasarımla kalıptı biraz böyle o küçük köşeye doğru inceliyor. Mesela şu yaylanmayı görüyor musun? Yani sanki A8, A6 kullanır bu. Ama tabii bu Airmatic gibi böyle Flex Ride şaseye özel bir durum. Kopluyor böyle. Çok
büyük bir artısı var bu şasi sisteminin. Onda mesela zaten premium tasarım paket en mantıklısı. Kaçtan başlıyor fiyat olarak en uygunu? Yani başlangıç güzel. Enjoy paketler başlangıçlar 140'tan başlıyor. 140 güzel. Flex'siz alınmaz ya bu arada. Vallahi flex şans. Yani premium tasarım paket dediğimiz zaman mesela takribi yine 175-180 bin bantında filan oluyor varımın fiyatı. İyi fiyat. İyi fiyat. Malzeme kalitesi, işçilik falan İyi. Güzel. Göze çarpan öyle bir kötü böyle bir şey gelme. Tabi bu aşağılar sanki sert plastikmiş gibi görünüyor ama buralar da yumuşak. Şuralar yumuşak. Buralar yumuşak. Araba süzülüyor ya. Şu yanlar falan. Burası ama bayağı bir yüksek yani şu ara. Bayağı yüksek konumlandırılmış. Biz. Bunu park kovayı nasıl yapacağız? O şimdi algılaması lazım şeydeki mesafeleri. Park etme için sağ sinyal, sağ tarafa park edilecek yeri aranıyor. Şu tarafa gelmeniz lazım. Sağa biraz daha mı yaklaşmak lazım? Ama yatay, burası dikey alıyor ya, biz onun için buradan... şimdi ancak. Sağ tarafa dikey. Geriye gelip tekrar denemen lazım bence. Bakalım bizim, benim arabada şey mi? Sende de var değil mi otomatik var? Hanım için çok güzel oluyor ama hanım, bayanlar için... Biraz daha geri gel, gel. Bayanlar için on numara. Tamam şu biraz daha gel, ön taraf tam onun girişini algılasın. Arabada gelsin. Bu aracın geldiğini algıladı. O güzel bak, uyarı sistemi çıktı. Araç, arka sistem. Ben hala direksiyona bayıldım ya. Çok yumuşak. Tüy. Tamam tekrar bas. Şeye, park, otomatik parka. Neden dikey park olarak seç. Sağ tarafa gidiyor. Sinyalini ver. Yine mi? Şu anda tamam yan tarafı seçecek. Siz yanaşın o tarafa şöyle. Biraz daha mı yaklaşmak lazım hocam? Mesafeden ben yavrum. Devre dışı. Bir daha deneyelim bakalım. Bu sefer yapabilecek miyiz? Hadi bizim, bizim bir şey. Sen tecrübelisin. Senin arabada var. Benim arabada var mı? Tamam. Şeyi aldın mı? İleri. İleri. Bu. Chain seç. Dikey var. Tamam. Bu acaba bunda mı fark ediyor? Şurada... Şu, bak şu geniş ya da dar mı diyor acaba? Bu bu tarafta. He sağ, bu sağ sağa diyor. Şu anda sağda. Sağa gidecek yerin aralığı. Demin de sağa basmıştık. Yavaş yavaş git bakalım. Taraf seçiliyor zaten. Tarafı seçti. Tamam. Tamam bayağı evet, biraz gitmek. Yan mesafe. Geri vitesi alın. Tamam. Direksiyon. Şu an evet. Aynen elimiz fren dedi şu an elimiz. Kendi avluna doğru. Çok iyi. Yavaşça geriye. Şuradan mesela bak ok tamam diyor bak. Ok tamam olduğu zaman tamam dur şimdi. Şimdi dur. Yavaş ileri gidelim. Gidelim. Deyi aldın mı? Aldım. İleri bas. Tamam şimdi bak bu kırmızı dolduğu zaman zaten uyuyor. Çok iyi ama kendi de fren yapıyor. Öyle mi? Yani kendi direkt durduruyor. He. İyi, o iyiymiş. Sertleşiyor yani, fren direkt sertleşiyor. Hemen frene bastım. Yavaş yavaş, kendi isteğini kendi gidiyor. Şu anda kendi algılıyor lan. Arka sensörler bunu gördüğü zaman giriyor devreye. Şu anda ayarlıyor işte. Şu anda. Evet, çok iyi. O fren dozajı yapıyorsa çok iyi. Yani şu fren sertleşiyor hani. Boşluk yok. Hemen anında gördüğün anında sertleşiyor. Şu anda durdu. Bak, kendi bak, hiç yapmıyor. Kendi duruyor. Tam şuradaki kırmızıya gelmesini bekliyor. Bak tam da olmadı. Az daha gel. Az daha gel. Tam da olunca şey yapacak herhalde. Tamam. Çok iyi. Şu anda tamam, parka alın. Tamam. Tamam. O arkadaki sensör arabayı algılaması gerekiyor. Ondan sonra devreye giriyor. Evet evet. Biraz çünkü daha geride kaldığı uzun. Zaman algılamıyor. Arkası uzun ya biraz evet. Algılamadığı için. Biz ileri o kadar ileri gitmedik. Gitmedik. O yüzden ondan dolayı devreye girmedik. Şey güzel ama otomatik yanaş, dikey, yatay, çok, yanaş. Çok dikey, yatay. Çok basit iyi olarak ya. Şey yapabiliyor. Hemen, benimkinde hemen oradan giriyor. Okla şey kendim seçiyorum. Hani şu ikisini seçiyorum. Bunda o şey yok. Bunda bastığınız zaman direkt, devreye şey alıyor kendini. Biraz evet. Daha sabitleştirmişler böyle. Sadeleştirmişler. Doğası çok kolaylaşmış. Öbürlerinde mesela astralarda biraz daha zor. Daha zor. Bunda daha iyi yaptılar. Evet. Arkadaşlar
Farlara bakabilir miyiz Adilciğim? Bir farlarımızı yakar mısın? Interlux farlara sahip. Full LED teknolojisi var. Gördüğünüz gibi burada gündüz farlarını görüyoruz. Dörtlüleri yakar mısın? Dörtlülerimizde gündüz farlı ledlerin içerisinde yanıp sönüyor. Gündüz ledleri sönüyor. LED sinyallerimiz yanıyor arkadaşlar. Araçta burada bir eleştirebileceğim bir nokta bu çamurluk çizgisi kaputla beraber. Buraya doğru yaklaştıkça şurada bir aralık artıyor. Şu aralıktan işte yapraktı, herhangi bir kirdi. Bu aralıktan içeriye doğru müsait girebilir diye gözümüze çarptı. Ama onun haricinde böyle bir şey, farklı bir şey görmedik. Bundan dolayı ikiz aynadan görüş açısı bayağı bir kısıtlı. Arkaya iki kişi oturduğunda arkayı göremiyoruz. Aynalar nasıl? Aynalardan geriyi görme. Aynalar da biraz tasarımdan dolayı aynalar da biraz ufak gibi geldi. Rüzgar katsayısını etkilediğinden dolayı bu formayı yapıyorlar. Ama görüş açısı olarak da gayet kötü. Arka görüş kötü olduğunu söylüyorsun. Evet. Kullandığım için ben arabayı test etme şansım oldu. Yan aynaları da arkadaki arabaları görme olasılığım çok az. Diğer araçlara, test ettiğim araçlara karşı. Ve dikiz aynasından arka tarafı görme oval şeklinde olduğundan dolayı aracın yapısı. Yani iki kişi yan yana oturduğunda komple kaplıyor. Sadece ortayı görme olasılığı var. Ama arabanın teknoloji donanımlarından yararlanarak şerit takip kör noktaları, arkadaki yaklaşma açılarında araç algılıyor ve sinyalleri kendisi direksiyon titreterek ve sesli olarak size yansıttığından dolayı bu dezavantajı elinizden alıyor. Teşekkür ederiz Adil, bizi aydınlattığınız için. Arka tasarım nasıl sence? Bu krom detaylar bolca kullanılmış. Kapı kollarında ve bu tavan çıtasında kullanılmış. Ama alt tarafı piyano bilek olarak kaplamışlar. Burada karakter çizgisi olarak böyle bir parça var. Böyle bir şık duruyor, sen beğendin. Ben çok fazla beğenmedim aslında. Ama bu karakter çizgisi hem stop lambaların içerisinde hem gündüz ledlerin içerisinde bu işareti görebiliyoruz. Bu çizgi var. Eski kasadaki, makyajlı kasadaki içten geçen alüminyum parçanın buradan da devam etmesini isterdim. Gayet şık duruyor eski kasada. Artık onu da herhalde makyajlı Grand Sport'ta görürüz diye düşünüyorum. Çamurluklarda bir şişkinlik yok. Bundan önceki kasada çamurluklar daha şişkin. Evet arkadaşlar, bu videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler.